Arkadaşlar 1000 aboneden 300 bin aboneye geldim. Tabii bu sizlerin sayesinde. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Bu ara yorumlara cevap veremiyorum. Onlara da mutlaka cevap vermeye çalışacağım. Hem malzemeyi tanıtacağım hem de işimizi yapmaya başlayacağız. Hemen şöyle kabaklarımızın dışından alıyoruz. Çekirdekli kısımlarını bırakıyoruz. Yani çekirdekli kısımlarını doğrasanız da olur. Bir sorun yaşamazsınız. Kabağımız hazır, ocağın başına geçiyoruz. Tavamızın dibine yağını döktük. Kabaklarımızı döküyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz önce. Isık ateşte hafiften bir sulandıracağız. Ondan sonra kızartacağız. Hemen şöyle kapağımızı açıyoruz. Kabaklarımız hafiften yumuşadı. Şimdi bunları aynı kızartma yapar gibi tavamızın içinde çevire çevire pişireceğiz. Kabaklarımız kızarmak üzere şöyle az bir tuz atıyoruz. Tuzun bir kısmını da yumurtasında kullanacağız. Hemen şöyle bir karıştırıyoruz. Altını kısıyoruz. Az bir tuz. Yumurtamızı şöyle bir çırpalım. Yumurtamızı şöyle kabağın her tarafına girecek şekilde döküyoruz. Fazla kenarlara getirmeden. Kapağı kapatıyoruz. Altı pişerken buharıyla da üstü pişecek. Hemen şöyle kapağımızı açıyoruz. Buhar yüzünü lastik gibi pişirdi. Şöyle bir göstereyim ben. Görüyor musunuz arkadaşlar? Sunuma geçiyoruz. Şöyle bir çevirelim. Şöyle bir bakın önce. Şöyle bir çevirelim. Kabağımızın rengi de şekli de ne diyor? Ye beni ye beni diyor. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.